Şahsı adına Antalya Milletvekili Sayın Mustafa Akaydın. Süreniz 5 dakika Sayın Akaydın, buyurun. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, ben de önceki konuşmacılar gibi 15 Temmuz darbe teşebbüsünü demokrasi adına şiddetle kınıyorum ve bu teşebbüs sırasında kaybettiğimiz çok değerli şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Değerli milletvekilleri, dünya tarihi çeşitli darbe teşebbüsleriyle doludur. Bunlardan birisi de Türk tarihidir. Bundan tam 2225 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurucusu olan, Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu olan Mete Han da babası Teoman'ı devirerek iktidara gelmiştir. Ve Osmanlı tarihinde benim bildiğim kadarıyla 14 tane padişah gene darbelerle devrilmiştir. Maalesef bunlardan ilki de çok yakında açılacak olan İstanbul 3. Köprüsü'ne adını vermeyi düşündüğünüz ilk darbeci padişah da Yavuz Sultan Selim'dir. Babasını darbeyle devirerek padişah olmuştur arkadaşlar. Bunu şunun için söylüyorum. Darbeler silahlı kuvvetler tarihinde ve demokrasi tarihinde vardır. Ama önemli olan bu darbelerin olmaması gereken siyasi ortamları hazırlamaktır. Sizleri bu konuda sevgili Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarım son derece sorumlu görüyorum. Bundan yıllarca önce dindar ve kindar nesiller yetiştireceğiz dediniz. İşte dindar ve kindar nesiller 15 Temmuz'u getirdi Türkiye'ye. Savcı Zekeriya Öz'ün savcısıyız dediniz. İşte bunlar 15 Temmuz 2016'yı getirdi. Şimdi diyorsunuz ki yüce Rabbimden ve milletimden bizi bağışlamasını diliyoruz. Yüce Rabbimizin sizi bağışlayıp bağışlamayacağını bilemiyorum. Ama ben inanın kendi adıma kısmen de olsa sizi bağışlamaya hazırım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için. Ama bunun bir şartı var arkadaşlar. Eğer sağlıklı bir demokrasi, darbesiz bir demokrasi bu ülkede yaşanmasını istiyorsanız önce gerçekten adaleti, gerçekten özgürlüğü bu ülkeye getirmeniz lazım. İnsanların barış içinde yaşaması için gerekenleri yapmanız lazım. Liyakat sistemini bu ülkeye yerleştirmeniz lazım. Şu son bir ay içinde yaşananlara bakıyorum. Maalesef bu konuda 15 Temmuz darbesinden hiç ders almamış gibi görünüyorsunuz. Birçok arkadaşım burada dile getirdi. Çeşitli illerimizde gözaltına alınan masum insanları dillendirdi. Bunun içinde çok çeşitli örnekler var. Kendi ilim Antalya'dan söylüyorum. Mahir Kaya isminde bir arkadaşım, gene Göksel Hanım isminde bir arkadaşım çocuklarını Toros Koleji'ne kaydettirdikleri için gözaltındalar. Toros Kolejleri demiş ki sizlere ben öğretim görevlisi olduğunuz için indirim sağlayacağım. Paşa paşa gitmişler. Her nasıl olduysa Bankasya'da da hiç haberleri olmadan Toros Koleji bir hesap açmış. O hesaba da paralarını yatırmışlar. Şimdi bu insanları gözaltında tutuklu tutmanın hakla ve adaletle hiç bağdaşabilir yanı var mı arkadaşlar? Bunun sayısız örnekleri var Antalya'da. Bana diğer illerden de bu konuda çok çeşitli duyumlar geliyor. Sayısız örnek duyumları geliyor. Bu konuda sizleri Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyarıyoruz. Kindar yapılanmalar kinle çözülmez arkadaşlar. Barışla çözülür, demokrasiyle çözülür, insan haklarıyla, saygıyla düzelir. Değerli arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri konusunda son zamanlarda OHAL yasalarından güç alarak yaptığınız uygulamaları doğru bulmuyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bu coğrafyada en önemli kurumlarımızdan biridir. Darbeler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itibarsızlaştırır. Şimdi de olduğu gibi. Balkan Savaşı'nda olduğu gibi sonuçlara yol açar. Silahlı kuvvetlerin genleriyle oynanmaz. Şu anda yaptığınız anayasaya aykırı olmak üzere silahlı kuvvetlerin genleriyle oynuyorsunuz. Silahlı kuvvetler arasında emir komuta zinciri bozulmaz. Silahlı kuvvetlerin genelkurmay başkanı bir makama, silahlı kuvvetlerin diğer kuvvet komutanları başka bir makama bağlanmaz. Bunların hepsi de bu OHAL yasaları gündemden kalktıktan sonra Anayasa Mahkemesi tarafından da döndürülecek uygulamalardır. Daha önce darbe korkusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genleriyle oynayan
Abdülhamit ve ondan önceki son Osmanlı padişahlarının hepsi hüsranla karşılaşmış ve darbeyle Abdülhamit dahil yok olup gitmişlerdir. Bu konuda sizleri uyarıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Akaydın.